Bu videoda yapmak istediğim şey çok sık karşılaştığımız bir dizi sınıfı konusunda iyice bilgilenmemizi sağlamak. Bunlar aritmetik diziler evet, aritmetik diziler. Bunları belirlemek genelde son derece kolaydır. Her terimin kendisinden önce gelen terimden sabit bir sayı kadar daha büyük veya daha küçük olduğu dizilerdir. Şimdi buradaki ilk hedefim bu dizilerden hangisinin aritmetik bir dizi olduğunu belirlemek ve daha sonra dizi gösterimine ilişkin bazı Alıştırmalar yapmak. Bunları aradığınız terimin açık fonksiyonları olarak veya baktığınız endekse göre veya öz yinelemeli tanımlar olarak tanımlamak istiyorum. Peki, her terimin kendisinden önce gelen terimden sabit bir sayı kadar daha büyük olduğu dizilerin aritmetik diziler olduğu bilindiğine göre, şimdi bunlardan hangileri aritmetik diziymiş bakalım. Önce, buradaki ilk diziye bakalım. Eksi 5'ten eksi 3'e gitmek için... 2 ekledik. Eksi 3'en eksi 1'e gitmek için yine 2. Ve daha sonra eksi 1'den 1'e gitmek için yine 2 eklemişiz. Buna göre bu kesinlikle aritmetik bir dizidir. Her defasında aynı miktarı ekliyoruz. Ee, diziyi tanımlayabileceğimiz pek çok yol var. Biz bunun adına AN dersek. E, bu arada endeksi belirtmek için her zaman K kullanmamız gerekmiyor. Bu kez endeksimizi belirtmek için N kullandım. N eşittir 1'den sonsuza kadar. Bunu tanımlayabileceğimiz iki yol var. Bunu açık olarak tanımlayabiliriz ya da e, doğrudan kuralı yazarız veya öz yinelemeli olarak tanımlayabiliriz. Eğer açık şekilde tanımlamak istersek birinci terim her neyse ona eşit olan bir AN yazabiliriz. Buradaki durumda ilk terimimiz eksi 5A n eşittir eksi 5. Evet bu eşittir eksi 5. Artı bulunduğumuz terimden bir tane az ekleyeceğiz. İkinci terim için bir kez 2 ekliyoruz. Üçüncü terim için iki kez 2 ekleyeceğiz. Dördüncü terime başlangıç terimimize göre 3 defa 2 ekledik değil mi? Baktığımız terimin indisinden bir eksik adette 2 ekliyoruz. Yani n eksi bir tane 2. Buna göre bu, bu aritmetik dizinin açık tanımı, açık ifadesidir. Eğer bunu öz yinelemeli olarak yazmak isteseydim, a1 eşittir eksi 5 diyebilirdim ve daha sonra her ardışık terim için an eşittir an eksi 1 artı 3 diyebiliriz. Her terim eşittir kendisinden önce gelen terim pardon pardon burası 3 değil artı 2 değil mi? Evet bu n'lerin 2'ye eşit veya büyük olduğu durumlar için geçerli tabii değil mi? n büyük eşit 2 için geçerli. Bunların her ikisi de buradaki aritmetik diziyi tanımlamak için geçerli yollar. Açık şekilde tanımlayabiliriz veya öz yinelemeli olarak tanımlayabiliriz. Peki şimdi de bu diziye bakalım. Bu aritmetik bir dizi mi? Görelim. Evet, 100'den başlıyoruz ve 7 ekliyoruz. 107'den 114'e yine 7 eklemişiz. 114'ten 121'e 7 eklemişiz. Yani bu gerçekten de aritmetik bir dizi. Netleştirmek için bu ve buradaki bunların ikisi de aritmetik dizi ve bunun an dizisi olduğunu yazabiliriz. n 1'den sonsuza gidiyor. Bunu açık şekilde ifade mek istersek, a n eşittir 100 artı her defasında 7 ekliyoruz ve daha sonra her terim için ikinci terimde bir kez 7 ekledik, üçüncü terim iki kere 7 ekledik. Buna göre n'inci terim için n eksi 1 defa 7 ekleyeceğiz. Bu bunun açık bir ifadesi. Ancak bunu öz yinelemeli şekilde de yapabiliriz netleştirmek için bu bunu açık şekilde yazdığımız durum. Şimdi a n n eşittir 1'den sonsuza kadar. her iki şekilde de yazacağım. Bunu öz yinelemeli şekilde tanımlamak istersen, birinci terim, a 1 eşittir 100 derim ve daha sonra 1'den daha büyük herhangi bir değer için yani 2 ve 2'den büyük herhangi bir endeks için a n eşittir bir önceki terim yani a n eksi 1 artı 7 ve böylece işimizi tanımladık. Bunu tanımlamanın bir başka yolu da buydu. Yani genel olarak bir aritmetik diziyi genelleştirebilecek bir yolla tanımlamak isterseniz bir aritmetik dizi a n formunda olacak diyebilirsiniz eğer sonsuz bir diziden bahsediyor isek n eşittir birden sonsuza olacak tabii. bunu açık şekilde tanımlamak isterseniz a n eşittir bir sabit diyebilirsiniz bu ilk terime karşılık gelecek bir sabit artı Arttırdığınız sayı veya bu negatif bir sayı da olabilir yani azalabilir de çarpı n eksi 1. Yani bu bir aritmetik diziyi tanımlamanın bir yoludur. Buradaki durumda d 2'dir. Buradaki durumda ise d 7'dir. Bu her seferinde ne kadar eklediğinizi ifade eder. Ve bu durumda k eksi 5. Bu durumda da k 100'dür. Diğer yol eğer aritmetik bir diziyi genel olarak öz yinelemeli tanımlamanın yolunu yazmak istemiş olsaydık, a1 eşittir k birinci terim ve an eşittir bir önceki terim an eksi 1 artı d. Yani verilen bir terim eşittir önceki terim artı d. Burada n 2 iki veya 2'den büyük olan değerleri alacak. Buna göre bir kez daha bu açık yol ve bu da tanımlamanın öz yinelemeli formu ve şimdi de son sorumuz. Bu bir aritmetik dizimidir. Birlikte bakalım. 1 bir ile başlıyoruz. Daha sonra 2 ekliyoruz ve 3 oluyoruz. Sonra 3 ekliyoruz. Yani aritmetik bir dizi olmadığını hemen gördünüz değil mi? Şimdi ise 4 ekliyoruz. Her seferinde farklı bir sayı ekliyoruz. Yani bu aritmetik bir dizi değil. Tamam. Eyvallah, aritmetik bir dizi değil ama dizileri tanımlamaya çalıştığımıza göre bu diziyi acaba nasıl tanımlarız diye merak etmekten de kendimizi alamıyoruz. Diyelim ki bunu öz yinelemeli şekilde tanımlamak istiyoruz. Evet, bunun an olduğunu varsayarsak birden sonsuza kadar gidiyor. Diyeceğiz ki başlangıç durumumuz a1 eşittir 1 ve daha sonra n 2 iki veya 2'den daha büyük değerler aldığında a n neye eşit olacak? Buna göre a 2 bir önceki terim artı 2 a 3 bir önceki terim artı 3 a 4 bir önceki terim artı 4 yani bu bir önceki terim artı endeksiniz olacak. Bu oldukça benzer görünüyor ancak dikkat edin endeksimizin ne olduğuna bağlı olarak eklediğimiz miktarı değiştiriyoruz. Endeks miktarını bir önceki terime ekliyoruz ve bu n 2'ye eşit veya 2'den büyük durumlar için geçerli. Bir aritmetik dizi için endeksimiz ne olursa olsun aynı miktarı ekliyorduk. Burada ise endekse göre değişen bir terim ekliyoruz. Buna göre bu aritmetik bir dizi değildir ancak gerçekten de ilginç bir dizidir.